Şimdi tam konuyu toparlarken şunu söylemek istiyorum. Bir yandan da bu adeta böyle bir komplo teorisi gibi çok konuşuluyor. Yıllar önce işte İtalya'da belki siz daha iyi bilirsiniz bir toplantı yapılmış ve Pareto optimumu galiba. Yani bu dünyadaki toplam ekonomik dengesizliği gidermek için o denklemdeki nüfus parametresini minimize ettiğinizde de aslında refahla ilgili bir sorun kalmıyor. Şimdi koronavirüsü gibi virüsler ortaya çıktığında en çok konuşulan şey böyle bir işte bir pandemiyle birkaç milyar insanı ortadan kaldırıp bu sistemi takla attırmak gibi şeyler konuşuluyor. Tabii bunlar komplo teorileri belki ama bir yandan da baktığımızda bir küresel neoliberal bir kriz var ve bu kriz giderek derinleşiyor. Bunun aslında yansımalarından biri de görünen o ki Türkiye'de olacak ve bu bir tek adam rejiminin daha da sertleşmesi ve kesifleşmesi şeklinde mi temarüz edecek yoksa gerçekten sandıkla ortaya çıkacak, sandıkla aşılacak bir sorun mu var karşımızda? Onu bilemiyorum. Sizin yorumunuz ne son olarak? Şimdi şöyle ya yani sandık aslında toplumdaki genel insanların psikolojisinin ve örgütlenmenin bir sonucudur. Yani insanlar sadece sandıkta önümüze bir seçenek çıkacak, en uygununu değerlendireceğiz diye düşünmeyip işte demin sizin söylediğiniz gibi metal işçilerinin örgütlenmesi, işte çeşitli düzeylerde sendikal örgütlenmeler, meslek örgütlerinin çabaları, tek amaçlı sosyal hareketler, bunlarla bir toplumsal muhalefet var olduğu takdirde sandığa istedikleri gibi seçenek yansır. Yani tam istenen sonuçlar elde edilmese dahi 2007-2008 krizinden sonraki sol örneklere bakalım. Mesela Yunanistan'da işte Syriza'yı Batı kapitalizmi içerisinde ilk defa böyle radikal bir örneği iktidara getiren süreç. İşte İspanya'da Podemos her ne kadar şimdi hükümetin ikinci ortağı ama bir dönem birinci parti ve yükselen parti haline getiren dinamik büyük ölçüde meydanlarda, sokaklarda, öğrenciler arasındaki radikal örgütlenmelerin, o dönem İspanya örneğinde işte emlak kriziyle birlikte evi hazzedilen insanların direnişi, onlara önderlik edenlerin daha sonra bir siyasi öznede bir araya gelmeleriydi. O bakımdan ben seçim gününü beklemek yerine insanların hem bu umudu veren sol alternatif insanların ekonomik ve sosyal hayatını ileri taşıyacak programlarda hem sendikalarda hem meslek örgütlerinde tek tek işte tek amaçlı örneğin küresel iklim değişikliği dünyanın en yakıcı Tabii. sorunlarından biri haline geldi. Özellikle bu konularda genç kuşaklar çok tavırlı ve dirençli. Bu eksen üzerinden insanların var olmasını, muhalefetlerini ifade etmelerinin çok önem taşıdığını düşünüyorum. Hem muhalefetimizi sandığa kadar ertelemeyelim hem de insanlara somut uygulanabilir örnekleri hayatın içerisinde göstermeye çalışalım. Bir de dünyanın her yerinde tepkisel olarak alternatif yaşam tarzları oluşuyor. Mesela Türkiye'de de dünyada da kooperatiflerde çok ciddi bir canlanmaya Tabii. işaret ediyor. Çünkü bunun iki nedeni var. Bir tanesi piyasa ilişkileri dışında bir hayat yaratmak. Hem sağlıklı gıda veya sağlıklı hizmetlere ulaşmak hem de AKP rejiminin Türkiye örneğinde bütün hayatı egemenliği altına almasına karşı o ilişkilerin dışında bir hayat Yaratmak, yaratmak. tabii. Şimdi bu yatay örneklerin hepsi zaman içerisinde o seçim zemininde bir alternatif yaratmaya ciddi katkıda bulunur. O bakımdan ben seçim ne zaman önümüze iyi bir alternatif çıkar Çok iyi mı diye anladım. beklemek yerine bu şu sonucu da verir. Yani söylediğim gibi toplumsal muhalefette bir dinamizm olursa bu bütün aktörleri etkiler. İşte İngiltere örneğinde İngiliz İşçi Partisi'ni etkilemek yoluyla bir
orada bir sol fikirlerde canlanma oldu. Türkiye'de farklı bir şekilde olabilir. CHP'yi ve muhalefeti genelde sola yönlendirmek şeklinde olabilir. Türkiye'de de hatırlayalım, 70'li yıllarda CHP'nin, Ecevit'in sola yönelimi, Türkiye'de sol hareketlerin, gençlik hareketlerinin çok ciddi bir ivme kazanması üzerine olmuştu. Kendiliğinden olmamıştı. O bakımdan değişik senaryolar üretilebilir ama ben tek tek yurttaşların daha aktif yurttaşlar olması gerektiğini, bu yerel seçimlerde insanlar gerçekten sandıklara sahip çıkarak, kendi kaderlerine sahip çıkarak süreçleri değiştirebileceklerini gördüler. Onun bence en önemli sonucu Türkiye'de bir ferahlama hissi, insanların umutsuzluk, yılgınlık hissinin kırılması olduğunu düşünüyorum. Bunu farklı zeminlerde var edersek daha iyi bir, tabii, Türkiye'nin önünü açmış oluruz hepimiz. Kaldı ki hocam en son ilk olarak bence 80 sonrası Gezi, arkasından bu Haziran seçimleri, yani toplumun aslında bir şekilde bir araya gelip haksızlığa karşı veya adaletsizliğe karşı her neyse sesini yükseltebileceğinin somut göstergesi oldu. Büyük psikolojik kırılmalardı bunlar toplum açısından baktığımızda. Çok genel olarak şunu söyleyebiliriz. Gezi de çok iyi bir örnek, söylediğiniz gibi. Yani çözümü siyasi partilerden beklemek, siyasi öznelerden beklemenin bir çözüm olmadığını Gezi ve yerel seçimler süreci gösterdi. Ama hem Gezi hem dünyanın değişik yerlerinde, işte Mısır'dan başlayan, bugün işte Lübnan'dan Irak'a, Şili'den Bolivya'ya, Fransa'ya kadar dünyanın her yerinde bir isyan dalgası var. İnsanlar haksızlıklara, adaletsizliklere karşı tepkilerini ifade ediyorlar ama bu tepkiler de bir programatik zemin bulmadığı takdirde, siyasi bir özneye akmadığı takdirde bunun enerjisi kısa dönemli parlamaların ötesine geçmiyor. O bakımdan ikisini birlikte düşünmek gerekiyor. Yani işi sadece partilere, siyasetçilere bırakmamak ama sonunda enerjileri, mücadele dinamizmini bir siyasi aktöre de ki onun bir öznesi olarak, onun bir bileşeni olarak devretmek dışında da bir çözüm bulunmuyor. O bakımdan yakın dönemde ben Türkiye'de ve dünyanın değişik coğrafyalarında bu söylenenlerden ders çıkartıp gerçekten hayatın dengesini değiştirecek bir momentum bekliyorum, evet, açıkçası. Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz de kendi adımıza bu programları yaparak aslında bir nebze olsun bu süreçlere katkı sunmaya çalışıyoruz. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla bu davetimizi kırmayıp gelip bunları paylaşıyor olmanız çok kıymetli bizim açımızdan. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok anlamlı buluyorum bu çabaları. Sağ olun. Evet, bir ne olduğunun daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar efendim.